Adam diyor ki ya diyor 60 yaşına gelmişim. Değil mi? Bu yaştan sonra ben bir şey öğrenemem kardeşim. Ben utanırım. Diyor ki ben diyor bir hocanın diyor dizinin dibine oturmaya utanırım. Niye? Yaşım 60 diyor. Benle dalga geçerler. Hadi 60'ı geçtik. Ya bunu 40 yaşındaki adam da diyor ya. Ya bunu 20 yaşında adam da diyor ya. Ya niye utanıyorsun kardeşim ya? 60 yaşındaki adama bakıyorsun abi. Elinde iPhone 8. Oo, benden daha iyi kullanıyor. Sen o elindeki Android telefonu, iPhone'u dokunmatik kullanırken utanmıyorsun. He? Utanmıyorsun, Facebook'a giriyorsun. He? Bakın bunu da anlatacağım. Geçen sohbette biraz ufaktan girdik, anlatmadım bunu. Bunu anlatacağım. 73 yaşında bir karakter yoksunu, şerefsiz 73 yaşında telefonuyla 13 yaşındaki bir kızı kandırıyor. Ama aklı sıra kandırıyor. Kız annesine haber veriyor. Annesi o 73 yaşındaki karakter yoksunuyla telefonda mesajlaşıyor. Ve buluşma noktasına geliyor o 73 yaşındaki karakter yoksunu şerefsiz, haysiyetsiz 13 yaşındaki kızla buluşmak için geliyor arkadaş. Ve onu orada bir güzel meydan dayak çekiyorlar abi. Elhamdülillah. Sokağın ortasında bir güzel benzetiyorlar. Niye anlattım? 73 yaşında utanmadan o telefonu kurcalıyorsun. O telefonun her pisini öğreniyorsun. Ama namaza gelince ya şimdi bu yaştan sonra kim namaz kılacak kardeşim ya? Öğrenemem ya. Utanırım ya. Utanmayacaksın arkadaş. Dinde utanma yok. Utanırsan sıkıntıdasın. Utanmayacağız abiciğim. Şimdi hadis, bir insan ilim öğrenmek için, bakın ilim öğrenmek için evinden çıkarsa, çıktığı anda Allah Celle Celaluhu onun bütün günahlarını affediyor. Ya bugün adam 32 farzı bilmiyor ya. 32 farzı bilmiyor, namazın farzlarını bilmiyor ya. İlim lazım, ilim arkadaşlar, öğreneceğiz. Öğreneceğiz, ilim, ilim, ilim. Namazı ne bozar? Orucu ne bozar? Bak Ramazan ayı geliyor. Orucu bozan şeyler. Gıybet orucu bozar. Gıybet var ya gıybet. Gıybet orucu bozar. Adama diyorum ki kardeş gözümün önünde bakıyor. Namahrema bakıyor yani. Bilmiyorum, niye bakıyorsun mübarek? Bakma diyorum ya. Ya bırak sen de şimdi ya. Ne olmuş ya? Bakıyoruz işte ya. Namazın sevabı gitti. Gitti. Acı acına kaldın. Gıybet mi ettin kardeşim? Namazı, orucu, namaz diyorum ben. Orucun sevabı gitti. Ramazan'da yaptığımız en güzel amel gıybet. Karnımızı aç, çenemize vuruyor. Çenemize vuruyor ya. Ona gıybet et, buna gıybet et, şuna gıybet et. Sıfır. Akşama kadar boş aç kal. İlmimizi öğreneceğiz. İlim, ilim, ilim. Şimdi bir adam ilimden bir mesele öğrenirse bütün melekler, bütün balıklar, bütün kuşlar, bütün karıncalar o kişi için istiğfar ediyor. İlimden bir mesele ya. İlimden bir mesele öğrenmek 1000 rekat namaz kılmaktan efdal. İlimden bir mesele öğrenmek 1000 rekat nafile namazdan efdal. Bir insan bir saat Allah'ı tefekkür ederse 1000 sene bakın. Bir saat ya. Şöyle gökyüzüne bak. Allah ne güzel yaratmıştı ya. 1000 rekat nafile namazdan efdal. Arkadaşlar çok şeyler kaçırıyoruz. Çok çok çok. Kaçırdığımız şeylerin hatta hesabı yok. İsa Aleyhisselam bakın acayip bir kıssa. Acayip. İsa Aleyhisselam bir yerden geçiyor. Bir kabirin yanından geçerken orada o kişinin kabir azabı çektiğini duydu. Bakın kabir azabı çektiğini Allah Celle Celaluhu ona duyurdu. Gideceği yere gitti. Geri dönerken bir baktı. O kabir cennet bahçelerinden biri bahçe olmuş. Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle insanları diriltme mucizesi vardı. Dedi ki kum bi iznillah. O kabirden kalktı. Dedi ki çok özür dilerim. Dedi ki ben buradan geçerken dedi. Senin dedi azabın vardı. Döndüm. Kabrin cennet bahçesinden bir bahçe olmuş. O adam dedi ki benim dedi küçük bir oğlum vardı. Bakın küçük bir oğlum var. Benim hanımım o adam kabirdeyken olan olayı anlatıyor. Allah Celle Celle ona gösteriyor bunu. Benim karım benim oğlumu götürdü bir hocaya. O hoca benim oğluma dedi ki de ki söyle Bismillahirrahmanirrahim.
Benim oğlum dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu dedi ki küçücük bir çocuk Bismillahirrahmanirrahim diyor. Yani esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla diyor. Ben diyor o çocuğun diyor babasına azap etmek benim diyor. Rahman ve Rahim sıfatına yakışmaz. Ben diyor onu affediyorum. Sadece Bismillahirrahmanirrahim ilmini öğrenmesi sebebiyle, zikrini öğrenmesi sebebiyle Allah Celle Celaluhu kabir azabını kaldırıyor arkadaşlar. İlim, ilim, ilim öğreneceğiz. Hatalarımız var. Namaz surelerinde yanlışlarımız var. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la değil. Tekrar ediyorum. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübh değil, sübhe değil. Sübhane Rabbiyel A'la değil. A'la. Aliyyil Azim deniyor. Aliyyil Azim. Ezberleyin. Ayetel Kürsü. Ve la yeuduhu hifzuhuma. Ve la yeuduhu hifzuhuma değil. Çoğu ve la yeuduhu hifzuhuma okuyor. Ve la yeuduhu hifzuhuma. Bileceğiz arkadaşlar. Kim çocuğuna Kur'an öğretirse, kim çocuğunu hafızlık kursuna gönderir de o oğlunun ya da kızının hafız olmasına sebep olursa Allah Celle Celaluhu mahşerde ona nurdan bir taş giydirecek. Onun ışığı güneşten daha parlak olacak. Bir hafız cehennem kendisine cehennem vacip olan 10 kişiyi cehennemden şefaatiyle kurtaracak. Hafız yetiştirin. Hiçbir şey yapamıyorsanız hafızlara yardım edin. Gidin bir medreseye, gidin bir okula. Yani okul derken yani hafızlık okuluna yardım edin. 50 lira, 100 lira ya da günlük yemek ihtiyaçlarını karşılayın. Oğlunuzu hafız yapamıyorsanız, kızınızı hafız yapamıyorsanız, benim oğlumdan bir cacık olmaz diyen varsa, benim kızım Allah selamet versin diyen varsa hafızlara yardım edin. Aynı fazileti alma imkanımız var. Şimdi biz dedik ya bazı şeyleri anlayamıyoruz. İlim ve zikir lazım. Zikir. Bir adamda ilim varsa zikir de vardır. En büyük zikir nedir? Kur'an. En büyük zikir Kur'an. Tamam mı arkadaşlar? Zikrin hakikati vardır. Zikrin hakikati nedir abicim? Zikrin hakikati şudur. Her yerde, her durumda Allah'ı hatırlamak. Zikrin hakikati budur ha. Her yerde, her halde Allah'ı hatırlamak. Budur zikrin hakikati. Elimizi alıp tespih çekmek değil. Hazreti Ömer zamanında bir genç var. Abid. Cami denene evden cami. Ama bu gencin yolun üstünde bir kötü bir kadın var. Bakın kötü bir kadın. O genç oradan her geçtiği zaman onu çağırıyor. Her geçtiğinde çağırıyor. Ama gitmiyor. Bir kere şeytan bu gencin aklına giriyor. Kadının tarafına bir iki adım attıktan sonra zikrin hakikati olan bu genç aklına Allah Celle Celaluhu geliyor ve oraya düşüp bayılıyor. Apar topar kaldırıyorlar. Çocuğu evine götürüyorlar. Ve olaydan Hazreti Ömer'e haber veriyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bir olaydı. Hazreti Ömer genci ziyarete geliyor. Diyor ki ne oldu diyor. Anlat bakayım. Bu genç olayı anlatırken tekrar bayılıyor ve ölüyor. O attığı bir iki adım sebebiyle aklına geliyor o yaptığı kötü amel ve onun korkusundan o yaptığı kötü amelin korkusundan orada ruhunu teslim ediyor. Aklına günaha geliyor, ölüyor ya. Bizim aklımıza günahımız geliyor, umurumuzda değil kardeşim ya. Ve bu genci gömüyorlar. Hazreti Ömer cenazede birebir ilgileniyor. Ve kabirden bir ses geliyor. Bakın bir ayet. Men hafe makame rabbihi felehu cennetan. Allah Celle Celaluhu bana iki cennet verdi diyor. Bakın. Allah Celle Celaluhu bana iki cennet verdi. Bu Rahman suresinin ayetidir. Kim Allah'tan hakkı ile korkarsa Allah Celle Celaluhu ona iki cennet sözü var. İki cennet. Abicim dikkat edeceğiz. Şimdi ne dedik? Zikirden maksat Allah'ı hatırlamak. Bakın acayip bir şey anlatacağım. Bir kimse mesela tuvalete oturdun.
Tamam mı? Tuvalette zikir yapabilir miyiz? Yapamayız. Yönü kıbleye, böyle hani kıbleye dönük yön. Bazı tuvaletler Allah selamet versin, adam kıble yapmış. O kişi diyor kendini kıbleden biraz çevirirse, bak biraz, Allah Celle Celal onun bütün günahlarını affeder.